Süleyman Hilmi Tunahan'ı anma programına hoş geldiniz. Konuşmalarını yapmak üzere eğitimci yazar Yaşar Değmenci hocamı kürsüyü teşriflerine arz ediyorum. Buyurun hocam. Cümleten selamünaleyküm. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Böyle bir tatil gününde vaktinizi ayırıp teşriflerinizden dolayı ben şahsım adına hepinize teşekkür ediyorum. Selam, saygı ve hürmetlerimle gecenin mübarek olmasını, Rabbimizin rızasına muvafık ameller cümlesine dahil olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Şimdi aziz kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler Tabii bir Allah dostunu, bir mürşidi kamili son cumhuriyet dönemine damgasını vuran bir zattan bahsetmek hakikaten zor bir olay. Hangi yönünü ele alacaksınız? Bana ayrılan bir saat içinde ben bu vakti çok iyi değerlendirmeye onu hani okyanustan bir katri misali izah etmeye çalışacağım. Takdir buyurursunuz ki sadece bir saat onun talebelik hayatına, bir saat İstanbul'a gelip burada dersam olmasına, yine bir saat 1936'da başlayan irşat vazifesinin nasıl yürüdüğüne, yine bir saat o çekilen sıkıntılara, son belki bir saat demokrasiye geçip 50 ile vefatına tekabül eden 59 senesi, o 9 seneye, Yetmez. Aynı, aynı zamanda bunun yanında İmam Rabbani evlatlarısınız diyor. İmam Rabbani Hazretleri kim? Misyonu ne? Niçin 33 halkanın içinde İmam Rabbani Hazretleri diyor? Bunları konuşmaya hakikaten birer saat yetmez. Ancak şunu söyleyebiliriz. Buradan ayrılırken bir düşünce yoğunluğu, bir nefis muhasebesi o Allah dostlarının, o mürşidi kamillerin, o canını, malını, her şeyini feda ederek o günlerin sıkıntısından bu günlerin rahatlığına getiren o mübarek insanların misyonunu nefis muhasebesi yaparak değerlendirip biz neredeyiz, ne yapabiliriz, bu mirasa layıkı veçile sahip çıktık mı, eksiğimiz ne, ifrada düştüğümüz noktalar ne, itidalli ve istikametli bir çizgiye nasıl gelebiliriz, bu yoğunlukla buradan ayrılırsak eski tabirle Murat hasıl olmuş demektir. Aziz kardeşlerim, şimdi notlarıma bakarken bir şey çok dikkatimi çekti. Resulullah Efendimizin varisi ki biliyorsunuz alimler peygamberlerin varisleridir. Ayet-i cellede de en fazla Allah'tan korkan, haşyet içinde olan alimlerdir. Yine başka bir ayetin mealinde de Allah cenneti salih kullarını verir ama alimlerin dereceleri daha yüksektir. Mealinde bir sürü ayeti celle var, mealler var. Bunları düşündüğünüzde alimlerden bahsetmenin zorluğunu daha iyi anlıyorsunuz. Şimdi Hazreti Üstazımızın hizmetlerini vesairesinden bahsederken hatırma İslam tarihinden Resulullah Efendimizle alakalı bir hadiseyle başlamak istiyorum. Sebebi de şu, bir Allah dostu bir mürşit bir alim vesaireden bahsederken Kur'an'dan ve sünnetten bağımsız bahsedemeyiz. Önce birinci tespiti yapalım. Kur'an ve sünnetten bağımsız olarak bir İslam büyüğünden bahsedilip müstakillen onun kerametleri, onun büyüklüğünden bahsetmek Kur'an ve sünnet çizgisinin dışına çıkmak demektir. Bu bir hatadır. Genelde bir tespit için söylüyorum bunu. İslam büyüklerinden bahsedilen her yerde Kur'an ve sünnet merkezi düşünmemiz icap eder. İslam büyüklerinin de büyüklüğü Kur'an ve sünnete bağlılığı, Kur'an ve sünnetin izini takip etmekteki hassasiyeti ile diğer alimlerden veya diğer bilginlerden veya diğer müşriklerden onları farklı hale getirir. Bakınız Eshab-ı Kiram'dan Ebu Katade radıyallahu an anlatıyor. Buyuruyor ki Peygamber Efendimizle uzun bir yolculuğa çıkmıştık. Resulullah Efendimiz buyurdular ki sizler bugün öğleden sonra ve gece boyu yürüyeceksiniz. Resulullah Efendimiz ve herkes yürümeye başladı. Gece yarısı oldu. Tabi hep yürüyeceksiniz deyince herkes yürüyordu. Herkes yorgun düşmüştü. Resulullah Efendimiz de bineğinin üzerinde eğildi kaldı. Ben de Resulullah'ı takip ediyordum. Baktım bir ara Boynu düştü. Hemen yanına koştum. Resulullah'ı düzelttim. Daha sonra tekrar yola devam ederken Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine bineğin üzerinde boynu tekrar düştü. Yine koştum. Yine düzelttim. Bu iki üç defa devam etti. En sonunda vakit geçince tekrar eğildi. Uyandırmadan doğrultayım dedim. Fakat bu defa Resulullah Efendimiz uyandı. Buyurdular ki kimdir o? Ebu Katade dedim. Ne zamandan beri benim yanımda yürüyorsun? Gece boyu. Buyurdular ki peki sana böyle bir vazife veren oldu mu? Hayır ya Resulallah. Ve devamında benim için müjdeli haberi verdi. Buyurdular ki peygamberini koruduğun gibi Allah da seni korusun. Peygamberini koruduğun gibi Allah da seni korusun. Şimdi böyle sanki normal bir olay anlatıyor gibi dinlersek biz bunu anlayamayız. Ama burada bize verilen şöyle bir mesaj var. Bunu unutmamamız icap eder. Herkesin uyuyakaldığı zamanlarda uyumamak. Çünkü Ebu Katade herkes uyurken uyumamıştı. Herkes kendi işine, kendi özel meşguliyetlerine düştüğü anda o özel meşguliyetlerini bırakıp Resulullah'ın izini takip eden bir sahabeydi Ebu Katade. Ve o anda Resulullah Efendimizin başına bir şey gelir hassasiyetiyle onu takip etmişti ve müjdeli haber almıştı. Ne buyurmuştu Resulullah? Peygamberini koruduğun gibi Allah da seni korusun buyurmuştu. Şimdi bunu bugüne taşıdığımızda Süleyman İlmi Tunağan Hazretleri'nin hatırlanması, anlaşılması, misyonunun ne ifade ettiği ile ilgili konuşma yaparken bunu düşündüğümüzde bugün Resulullah Efendimiz yok. Ama ne var? Ona indirilen kitap var. Ama ne var? Onun sünneti var. Ama ne var? Adeta ümmetin dalalete gittiği, bir takım sıkıntıların yaşandığı dönemde benim bir tek sünnetimi yerine getiren yüz şehit sevabı vardır müjdesi var. O halde bugünün Ebu Katadeleri bu Resulullah'ın sünnetini ayakta tutmak ve ona yapılan hücumlara karşı kendisini siper etme vazifesini kim yapıyorsa Ebu Katade radıyallahu anın izini sürüyor demektir. Şimdi bu tespitten sonra nasıl Ramazan ayı diğer aylardan faziletli bir aysa, nasıl Kadir gecesi o ay içindeki gecelerden daha üstünse, gerek Ramazan ayı gerek Kadir gecesi değerini Kur'an-ı Kerim o ayda ve o gecede nazil olduğu için üstünlük oradan geliyorsa, İslam büyükler içinde de Allah kelamını okuyan ve okutma seferberliği yapan kimse onun üstünlüğü de buradan geliyor. Allah kelamını okuma ve okutma seferberliği yapan kimse üstünlük buradan geliyor. Bunu da bir kenara koymamız lazım. Şimdi bu olayları değerlendirirken öncelikle Süleyman Efendi Hazretlerinin hizmet verdiği döneme bakmak lazım. Tekrar konuşmamın başında söylediğim gibi bu bir saatin içine ben Cumhuriyet dönemi ondan sonraki dönem 1936'dan sonra hizmet ederken usul ve uslup, ondan sonra bir mürşit, bir mücahit, bir alim, bir dava adamı olarak Süleyman Efendi'den zamanımız yettiği nispetle temas etmeye çalışacağım. Aziz dinleyenlerim bir kere aynı zamanda içinizde genç e, talebeler görüyorum. Onlara da mesaj olsun diye Süleyman Efendi'den bahsederken üç dönemi ele almak icap eder. Yani bu söylediklerim doğrudur, mutlaktır manasında söylemiyorum. Ben sadece fikrimi söylüyorum. Siz bunları aşarsınız, inceleme yaparsınız ayrı mesela. Bu üç dönemi 1919'da 1936 arasını bir dönem olarak ele almak lazım. Diyeceksiniz ki 1919'da 1936 dönemi arasında niçin o tarihi tespit ettiniz? Çünkü 1907'de İstanbul'a geliyorlar ilim tahsili için. 1918 ve 1919'da icazet alıyorlar. Şimdi tabii gençlerle bu kelimelerde anlaşmak biraz zor ama şu kadarını söyleyeyim. Şimdi icazetin karşılığını tam veremiyoruz. Çünkü kavramlar karşılaşması var. O günkü şartlardaki icazet veya ruhuz kelimeleri ne demek bugüne uyarlamak lazım. Yine buna dalarsak içinden çıkamayız, vakit de geçer. Bir kelimeyle şunu söyleyeyim. Yani bir nevi okulunu bitirip bu işi yapabilirsin diye diploma vermek gibi bir şey. Düşünebiliyor musunuz? Bir zat icazet aldığı zaman ehliyet ve liyakata bakıldığı için, diplomaya bakılmadığı için hazurunun huzurundaki heyetle imtihanı başardıktan sonra böyle bir icazet veriliyor. Ve senede Osmanlı ulemasının içinden üstelik İstanbul şartlarında en fazla 10-15 kişiye bu icazet veriliyor. Yani yüzlerce belki binlerce talebenin içinden 10-15 kişi icazet alabiliyor. Dolayısıyla 1919 ile 1936 arasını ayrı değerlendirmek lazım. 1936 ile 1950 arasını o dönemi de ayrı değerlendirmek lazım. Bir de demokrasiye geçip 1950 ile 1959 arasını da üçüncü bir dilim olarak ele almamız icap eder. Şimdi 1919 ile 1936 arasında olanlara şöyle kısa bir atfı nazar edelim. İstiklal Mahkemeleri'nin ünlü cellatlarından Kara Ali, kendisiyle röportaj yapıldığında diyor ki, sırf benim astığım insan 5216'ydı diyor. Kendi verdiği röportaj ve bu sayı da kendi sayı, verdiği rakam. 5216 İstiklal Mahkemeleri'nde sırf bu adamın astığı, sırf asma sebebinin de irtica veya rejimin aleyhtarı olan faaliyetlerde bulunmak adı altında yaptıkları. Sonra bir başka şeye geçeyim. Beyazıt Camii vaizlerinden İbrahim Efendi, yaptığı vaazda irticai faaliyette bulunduğu için bir gün içinde tahkik ediliyor, savunması alınıyor, ceza veriliyor. Bir gün sonra imamlık yaptığı Beyazıt Camii önünde idam ediliyor İbrahim Efendi. Yine bir başka yerde bir dede torunla Sübhaneke okuttuğu için sadece Sübhaneke'yi bu da irticai faaliyetlerde bulunduğu adı altında bu dede bu faaliyette bulunduğundan dolayı, torununa supaneke okuttuğundan dolayı idam ediliyor. Ve yakında 3-5 ay önce e, Derin Tarih Dergisi'nin ilave olarak verdiği İstiklal Mahkemesi kurbanı 22 yaşında bir hoca diye e, İbrahim Etemin adı 22 yaşındaki İbrahim Etem yine yazdığı, hemen onu da söyleyeyim size, İslamiyet'te ahlak ve kadınlarda tesettür, o şeyde burada var 50-60 sayfa. Bunu yazdığı için önce takibatına gerek yoktur deniyor ve daha sonra idam ediliyor. 22 yaşında bir ilim adamı. Bunları da geçiyorum. Sırf bir bilgi olsun diye. Tabi ileriye matuf zenginlerimizin, televizyoncularımızın da dikkatini çeksin diye söylüyorum. Belgesel yapabilirler, dizi yapabilirler. O dönemle ilgili geçmişten bugüne nasıl gelindiğine ilgili en azından kalıcı hizmet verebilirler. İnşallah Allah o günleri de nasip eder. Şimdi dedik ki mücahit, alim, mürşit ve dava adamı. Dört tane kelime. Konuşması ne kadar kolay, dinlemesi de ne kadar kolay. Süleyman Efendi hakikaten gerek müntesipleri, gerek muhipleri, gerekse diğer halk tarafından layıkıyla anlaşılmadığı ve anlatılamadığı kanaatindeyim. Sebebi şu, Süleyman Efendi herhangi bir hoca veya bir din büyüğü olarak gören ekseriyetli insanlar var. Mensupları, müntesipleri de sadece keramet ağırlıklı, şifai kültürle yetiştikleri için genelde onlar da işin ilmi tarafını ve misyonun ne olduğu hususunda tam bir kanaat sahibi olamamışlardı. Şahsi tespitimi söylüyorum. Tartışılır, doğrudur demiyorum. Peki ne yapılması icap eder? Dikkat buyurunuz. Bir kere medresetül kuzat ve medresetül mütehassisin olarak iki e, şimdiki ifadesiyle fakülde bitirmiştir. Bitirdiği fakültenin birisi tefsir ve hadis kürsüsü başkanıdır. Yani şimdi profesör desek yetmez. Çünkü Osmanlı medreselerinde dershan ve müderrislik en üst makamdır. Hem dersiyandır hem müderristir. Medresetül kuzatı bitirmiştir bugünkü ifadesiyle Hukuk Fakültesini bitirmiş ve aynı zamanda öğretim üyesidir. Yani bir hukuk fakültesinde ders verecek kadar o hususta kariyer sahibi birisidir. Dolayısıyla ilmi tarafı ile sıradan bir hoca, sıradan bir alim değildir. İkincisi, ikincisi o dönemin şartlarında 1930'larda babası vefat ettiğinde külliyetli miktarda büyük bir servet kalmış ama o serveti Allah yoluna feda eden bir alimden bahsediyoruz. Bugün alimlerin kariyer adı altında, makam mevki adı altında, birtakım dünyevi menfaatler adı altında Allah'ın rızasını ve Allah'ın dinine e, karşı bu hizmetleri ifa etmekten imtina ettiği bir dönemde böyle bir alim her tip imkana rağmen bunları elinin tersiyle itip Allah rızası için hizmete koşturan genç bir alim görüyoruz 1930'larda. Bu arada 36'da kendisine manevi bir rical olarak irşat vazifesi veriliyor. 1936. Ve ben o tarafına girmiyorum. Belki hocam temas eder. silsile Saadat dediğimiz 33 e halkanın 33.sü olarak bilinen Süleyman Hilmi Tunağan Hazretleri o dönem 1924'te Tevhidi Tedrisat Kanunu çıkınca şimdi düşünün bugüne uyarlayarak söylüyorum. Ben eğitim fakültesi mezunuyum ve aynı zamanda 30 yıl devlet memurluğu yaptım. 20 sene idarecilikle geçti. Milliyetimin çeşitli yerlerinde. Diyelim ki bir kanun çıkıyor ve ben fakülte mezunu olmama, 20 yıl idarecilik yapmama, 30 yıl devlet memuriyeti yapmama rağmen sıradan bir vatandaş dahi olamıyorum. Niçin? Çünkü sıradan vatandaş hiç olmasa takibatı yok. Rahat rahat hareket ediyor. İstediği gibi bir takım faaliyetlerde bulunuyor. Ama tevhidi tedrisat kanunu ile dikkat buyurun aziz dinleyenlerim. Bir anda o öğretim üyeleri, o medrese mezunları, o dersamlar cahil muamelesi görüyor ve bütün diplomaları yani öğretim üyesi olarak yapması icap eden faaliyetlerden men ediliyor. Daha iyi anlaşılsın diye söylüyorum. Diyelim ki tıp fakültesini bitirmiş bir tabip, bir doktor diploması her şey elinden alınıyor. Ona deniyor ki sen polikliniğe gideceksin, tansiyona bakacaksın. İşte ateşli olan falan varsa bir iki ilaç yazabilirsin. Yahut Orada otur. Başı diş ağrıyan varsa baş ve diş ağrısı için ilaç alacaksın. Denecek hale getiriliyor. Ve o dönemin şartlarından dolayı da herkes de ölüm korkusu olduğu için korkuyor. Peki Süleyman Efendi ne yapıyor? Süleyman Efendi 520 civarında müderris arkadaşlarını topluyor ve diyor ki arkadaşlar evet tamam tevhid tedrisat kanunu oldu rejim değişti. Fakat Allah'ın hikmeti 1919'da İcazet aldıktan sonraki o beş senede düşünebiliyor musunuz? Osmanlı Devleti yıkılıyor. Saltanat lağvediliyor. Ve Padişah Vahidüddin sürgüne gönderiliyor. Osmanlı'nın ne kadar e, aile efradı varsa Balkanlara ve diğer yerlere sefaret içinde yaşamaya mahkum ediliyor. Kadir Mısıroğlu'nun Osmanoğulları'nın dramı kitabını ağlamadan okuyamazsınız. Tavsiye ederim. Uzun uzun yazıyor. Şimdi o dönem tekabül ediyor bu. Bu defa tabii herkeste bir korku var. Arkadaşları diyorlar ki Süleyman Efendi bu iş bitmiştir artık. Devlete itaat vaciptir. Kendilerine göre bir takım tevillerle o günkü rejimin bakın şunları da karıştırmamak icap eder. Devlet başka, rejim başka. Devlet başka, hükümet başka. Çünkü Süleyman Efendi Osmanlı ulemasından olduğu için meşruiyetten yana bir zat. Kıyam hareketlerinde bulunmayan, Devlete karşı hareketlere karşı emniyet sibobu görevi yapan bir zat. Aynı zamanda 1907'de İstanbul'a geldiğinde Ferhatlar Köyü Silistre bir İslam beldesi. Kelime-i tevhidin dalgalandığı, buram buram İslami havanın tenefüs edildiği bir belde. İstanbul'a geliyor. 1913, 14, 15 Balkan Harbi olaylar vesaireler bunları görüyor. Ve Abdülhamit Han'ın sağlığında ki biliyorsun 1908'de tahttan indirildi. Bütün bu olayları görünce onda farkında olmadan büyük bir tarih şuuru meydana geliyor. Devlet yıkıldığı zaman, millet parçalandığı zaman ortaya çok büyük bir tehlikenin çıkacağını görüyor. O yüzden de Resulullah Efendimiz'in o yemi hadis-i şerifi çok önemlidir. Resulullah Efendimiz gemiye benzetiyor. Buyuruyor ki geminin içindekiler su almaya çalışır. Üst katta ve alt kattakiler. Ya zorluk oluyor diye biz alt kattakiler gemiyi delip suyu böyle alalım daha kolay olur deseler üst kattakiler de hakikaten ne kadar kolay suyu alalım diye bu yapılana rıza gösterseler müdahale etmeseler gemi su ala ala battığı gibi içindekiler de batacak alt kattakiler de batacak üst kattakiler de bakacak. Buradaki gemiyi devlete benzettiğimiz zaman o zaman ne olacak? Gemi batınca devlet de batacak. Devlet batınca hepsi batacak. O yüzden Süleyman Efendi ve Osmanlı ulemasını tenkit eden çoğu zümre ilahiyatçılar bilhassa hani rejimi korudu, rejimi müdafaa etti gibi tenkit ederler. Halbuki buradaki espri devletin ayakta durması lazım. Devlet ayakta durursa çünkü biz devletle millet özdeş hale gelmiş bir milletiz biz. O yüzden dualarımızda Allah devlete millete zeval vermesin duasını yapan bir milletiz biz. Burada da bu yanlışı tahsis etmek lazım. Yanlış düşünceyi. Ve e, 520 civarındaki arkadaşını topluyor ve diyor ki arkadaşlar evet devletimiz Osmanlı bitti yeni bir devlet kuruldu ee, peki biz ve tevhid tedrisat kanunu ile de bu şey bitti peki biz boş mu duracağız bu ilimler ne, ne olacak hepsi korkup da işte vaciptir itaat etmek şarttır falan deyince bu defa diyor ki hiç olmazsa dikkat buyurun Meşruiyetten yana bir Süleyman Efendi görüyoruz. Buyuruyor ki biz bir telgraf çekelim. Mevcut hükümete, meclise diyelim ki aşağıda imzası bulunan bizler kim onlar? Dersiamlar. Biz bila ücret, herhangi bir ücret talep etmeden bu ümmetin evlatlarına dinimizi öğretelim. Çünkü devlet harpten çıkmıştır. Maddi imkanı yoktur. Hiçbirimiz ücret almadan bu vazifeyi fahriyen yapalım diye bu mehalde bir telgraf çekiyorlar gelen cevapta her tip dini faaliyette bulunmak cezai müstelzimdir. Yani cezayı gerektirir. Bu faaliyetten vazgeçin diye bir cevap geliyor. Şimdi Süleyman Efendi meşruiyetten yana ama şartları zorluyor. Buraya dikkat etmek lazım. Meşru zeminde mücadele edeceğiz ama bu mücadeleyi yaparken dinimize imanımızı yok etmeye çalışan hangi faaliyet olursa olsun ona göğüs gelmemiz icap ediyor. Yani kabullenmek yerine Orada mücadeleyi devam ettirmek icap ediyor. Diyor ki bu defa teklifte bulunuyor. Diyor ki şayet hepiniz evinizde birer ikişer insanınız okutursanız bir 50 sene 100 sene bu devam edebilir. Ve buradaki yasak toplumsal bir harekete yasak var. Münferit olan faaliyete yasak yok. Hiç olmazsa bunu yapalım diyorlar. Ama yine korkuyorlar. Düşünün o günkü korkuyu. Diyorlar ki hayır bunu da yapamayız. Çünkü yaptığımız faaliyeti dışarıdan bilirlerse bizi öldürürler diyerek bundan da imta, imtina ediyorlar, kaçınıyorlar. Peki Süleyman Efendi ne yapıyor? Diyor ki siz benim arkadaşımsınız. Eğer utanmazsanız, ayıp olmazsa o zaman siz çocuklarınızı bana gönderin de ben okutayım diyor. İşte burada farklılığın ilk hamlesini görüyoruz. Eğer utanmazsanız, eğer size ayıp olmazsa gönderin çocuklarınızı ben okutayım diyor. Bu bir dava adamının kendisini ortaya koymasından, ölümü göze almasından, diğer bir ifadeyle imanın bedelini ödemeye talip olan bir dava adamı görüyoruz Süleyman Efendi'de. Ve sonra uzun notlarıma bakma ihtiyacı hissetmiyorum ama şu kadarını söyleyeyim. Sonra kendisi ne yapıyor? İşte çatalca'da, tabakca'da ve kuşkaya gibi muhitlerde çiftlik kiralıyor vesaire. Orada hizmete devam ediyor. Orada sıkıntıya düştüğü zaman yine pes etmiyor. Toroslara gidiyor. Mandıracılık ve büyük yerler kiralayarak bir takım faaliyetlerde bulunuyor. Bunu matbu şeylerden okuyabilirsiniz. Ben o taraflarını geçiyorum. Fakat eğitim tarihine görülmeyen bir tespit yapıyor. Bugün tarafsız, ilmi, objektif inceleme yapanlar diyorlar ki hakikaten eğitim tarihinde bunu görmek zor diyorlar. Nedir o? Düşünebiliyor musunuz? Bir taksi kiralıyor. Taksin içinde, taksin içinde ders okutuyor ezberden. Sonra ne yapıyor? Trenle bir kompartımanı kapatıyor. Talebelere ders okutuyor. Bir ada pazarında iniyor. Diğerleriyle beraber dönerken okutuyor ve böylece eğitim tarihine kompartımanlarda, tren vagonlarında, taksilerde eğitim ve öğretinin devam ettiğini gösteriyor. Bu da bize hangi mesajı veriyor? Her hal ve şartta yaşanan bir dinimiz var bizim. Her hal ve şartta kesintisiz eğitim yapılan bir eğitim metodumuz var bizim. Peki bu nereye dayanıyor? Bu Resulullah'a dayanıyor. Resulullah Efendimiz'in eğitim usulü metodunu incelerseniz Mekke dönemini ve Medine dönemini görebilirsiniz. Mekke döneminde ne var? Darül Erkam var. Darül Erkam'da ne var? Kapıda nöbet tutularak içeride İslami hizmetleri, Kur'an'ı, Allah kelamını okuyan ve okutan Resulullah var. Onun etrafında Darül Erkam'ın evine gelen o ilk yedi kişi, ikinci yedi kişi, otuz kişi Hazreti Ömer'le beraber kırk kişi var. Peki Süleyman Efendi'nin eğitim metodunda ne var? Varis olduğu için, peygamber varisi olduğu için onun da kapısında nöbetçi var, jandarma var, aynı sıkıntılar var. Peki suç mu işliyor bunlar? Ama o dönemin şartları bunu gerektirdiği için her hal ve şartta bu eğitimi aksatmıyorlar. Peki sonra Medine dönemindeki eğitime bakalım. Medine dönemindeki eğitimde ne var? Eshab-ı Suffe var. Medine dönemindeki eğitimde biraz daha ihtisaslaşma var, biraz daha müesseseleşme var. Şimdi aziz dinleyenlerim, bu tip e, İslami eğitim metodunu incelerken üç maddeyi unutmamak lazım. Bireysel faaliyetler, toplumsal faaliyetler, müessesevi, şimdiki uydurma kelimesiyle kurumsal faaliyetler. Demek ki bir eğitimde üç faaliyetin olması icap eder münferit ferdi faaliyetler olur, toplumsal sosyal faaliyetler olur, bir de müessesevi kurumlar olur. Kurumu müessesesi olmayan faaliyetler e, gelişemez. Gelişemediği için de kalıcı olmaz. Biraz açar mısınız derseniz bir cümleyle açayım çünkü konuşacağımız bir sürü şey var. Size birisi saldırır, kendinizi müdafaa edebilirsiniz. Gayet normal. Güçlü kuvvetliyseniz rakibinizi alt edersiniz yahut da ayak yersiniz güçsüzseniz ama bireysel olarak bu mücadeleyi verebilirsiniz. Ama Müslümanlara toplumsal bir hücum yapıldığı zaman toplumsal hücumda mutlaka toplumsal bir faaliyet icap eder. Yani bir organize faaliyetle toplumsal hücumlara karşılık verebilirsiniz. Bir üçüncü şey olarak da ki devlet tüzel kişiliktir. Devleti ele geçiren kendi fikir yapısını ele geçirmiş demektir. Biraz sonra örneklerini göreceğiz inşallah. Şimdi burada da Devlette kadrolaşma. Bakın bu da tartışılıyor. Son olaylardan dolayı tartışılıyor. Bunları gayet rahat konuşabiliriz biz. Devlette iyi insanların olmasına zaruret vardır. Devlet düzel kişiliktir. İyi insanlar o devlet kademelerine görev alırlarsa insanlar rahatlar. Ben kendimden misal vereyim. Ben Milli Eğitim Şube Müdürüydüm. 28 Şubat'ta başörtü meselelerini öğretmenliğe verdiler beni. 8 yıllık şube müdürüyken. Aynı tüzüktü, aynı kanundu. Ama daha sonra 2003'te ben göreve iade edildim. Aynı adamım, aynı tüzük, aynı yönetmelik ve stajyer öğretmenlere stajyerlik işlemlerinin kaldırılması ilgili derse girmiştim ki örgün eğitim değil, yaygın eğitimdeydi. Yani mesaiden sonra böyle bir konferans salonundaydık. Başörtüsü baş açık herkes derse girmişti. Çünkü onların hakkıydı stajyerlik işlemleri ilgili planı ve programı takip etmek. Ama 28 Şubat sürecinde ne oldu? bana dediler ki başörtüleri almayacaksın. Ben de aldım. Alınca benim yerime başkasını verdiler. Onlar da başörtüleri almadı. Bunu şunun için söylüyorum. Üçüncü madde yani konuyu kaçırmama adına söylüyorum. Demek ki kurumsal müesseselerimiz de kurmamız icap eder. Ha dikkat ederseniz Medine'de Eshab-ı ile Resulullah Efendimiz ne yapmıştır? Müyesef, müessesesini kurmuştur. Orada ne yapmıştır? Kendine gelen vahyi, İslam'ı, kitabı Kelamullah'ı yayma, neşretme olarak bir sistem ve o sistemin gereği olarak da talebelerini yetiştirmiştir. Peki Süleyman Efendi ne yapmıştır? Süleyman Efendi de 50 ile 60 arası demokrasiye geçiş döneminde kurumsallaşmıştır. Ve güzel bir tevafuktur. İlk resmi Kur'an kursunu Üsküdar'da kurmuştur. Ve ben hakikaten duygulandım. Ve Üsküdarlıları da tebrik ediyorum ben. İlk bu tip bir konferans hiç olmadı benim bildiğim. Ve Üsküdar'da ilk resmi Kur'an kursunun kurulduğu ilçede Süleyman Efendi ilgili bir konferans veriyoruz. Bu belki basit gelebilir ama faaliyet olarak hakikaten tebrik eşayan bir harekettir. Dolayısıyla tarihe not düşme diyorlar ya, tarihe not düşüp davete icabet ettiğiniz için ben hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Çünkü bu bir ilktir ve bu ilke imza attınız siz. Sizin de bu fotoğrafta resminiz var. Melekler bu fotoğrafı çekiyor, öbür halinde lazım olacak. Çünkü üç cümlenin şefaati var. Hadis bu. Buhari'de, Müslim'de, bu Davut'ta geçen bir hadis-i şerif. Alimlerin şefaati var. Şehitlerin şef şefaati var. Bir madde daha var hatırıma gelmedi. Üç maddenin şefaat var. Ergun Hocam hatırına geldi mi? Şehitler var. Evet bu üçünün şefaati var. Dolayısıyla böyle bir alimin şefaatını şefaatini da celbetmek için de bakın ondan bahsediyoruz. Ayrıca Allah dostlarından bahsedilen yere bereket iner. Feyiz iner, rahmet iner. Yani bunlar da Allah dostlarının tavsiyeleri. Şimdi burada bir şey daha dikkat çekiyor. Yesrib'i Medine yapan Musab bin Umeyr örneği var. Yesrib'di. Ne oldu? Medine haline getirdi ve hicretin altyapısını oluşturdu tabiri caizse. Burada Resulullah Efendimiz'in istihdam dediğimiz kabiliyetlerine göre kadrosunu yerleştirmeyi öne alan bir peygamber görüyoruz ve onun varisinin de yaptığı şeye temas edeceğim. Şimdi bakın Musab bin Umeyr farklı bir adam. Bir sürü sahabe var ama Musab bin Umeyr radıyallahu anı Resulullah Efendimiz oraya nasip ediyor gönderiyor. Ve geliyor Medine'ye anlatıyor anlatıyor kimse yok. Ama Resulullah vazifelendirdi. Ne yapacak? O vazifeyi ifa edecek. Bunun için de kafirlerin ele başlarına gidiyor. Diyor ki ya diyor beni bir kere dinleyin. Ne olur diyor beni bir kere dinleseniz. Tamam ondan sonra ne yapacaksanız yapın diyor. Yani beni bir kere dinleyin. Ben zaten size teslimim. Sizin zaten burada ağırlığınız var. Ondan sonra ne yapacaksanız yapın diyor. Bu defa diyorlar ki ya böyle bir adam geldi. Beni bir kere dinleyin diyor. Biz eşraftan şöyle kültürlüyüz. Böyle özelliklerimiz var. Bu mu bizi kandıracak? Bir defa dinleyelim. Ondan sonra ne yaparsanız yapın diyor. Ondan sonra ne yapacaksak yapalım diyorlar. Peki Musab bin Umeyr ne yapıyor? secdeye kapanıyor. Diyor ki ya Rabbi ben bana düşeni yaptım. Bundan sonra kalpleri hükmeden sensin. Sen bilirsin ya Rabbi diyor. Hani şimdi kırılma noktası diyorlar ya. Tabiri caizse kırılma noktası bu. Süleyman Efendi ne yapıyor? O da talebelerini gönderiyor. Muktezai hal dediğimiz eski tabirle kabiliyetlerine göre. O talebelerinin de hiçbirisi demiyor ki ya ben bilmediğim bir beldeye gideceğim. Tanımadığım bir muhite gideceğim. Orada nelerle karşılaşacağım. Ekmek var mı? Maaş var mı? Demiyor. Madem ki Allah için yola çıkılıyoruz. Bizim yardımcımızı Allah'tır deyip gidiyor. Ve gittiği yerde de Musab bin Umeyr örneği gibi. Ya beni bir kere dinleyin diyor. O gariban, genç, delikanlı, otoy çocuklar. Bir kere dinleyin. Ondan sonra ne yaparsanız yapın diyor. Ve dikkat buyurun. Gittiği yerlerde cami ile ev arası ot bürümüş. Camilerin kapısında kilit var. Kürsüler, mihraplar, minberler, bir karış toz, cami açılmamış. Cenazelerin koktuğu bir dönem. Cenaze namazı kıldıracak kimse bulunmadığı bir dönem. Yani bir mizansan, mizansen bir senaryo bir şey söylemiyorum. Bunlar bir canlandırdığınız zaman düşünün. Bir cenazeniz var. Cenazeyi kaldıracak kimse yok. O dönemlerin şartlarında bu faaliyette bulunuluyor. Peki sonra ne oluyor? Sonra 1900 Şöyle bakayım notlarıma da yanlış bilgi vermeyeyim size. 1936'dan sonraki dönem derken 36 ile 50 arasındaki o tek parti döneminde gelen gelen yazılara bir bakalım. Onu da e, iyice ifade edersek daha iyi anlaşılmış olacak. Bakın size bana ayrılan zamanın sonunda birkaç da notum var onu söyleyeceğim. Diyor ki Süleyman Efendi Hazretleri okum imkanı yoktu. Okuyan dahi bulamadım. Bir zaman geldi mebus maaşı kadar para verip talep okutmak istedim. Bulamadım. Parayı alıp kaçıyorlardı çünkü korkuyorlardı. Bu ilimler yeryüzünden kaybolacak diye korkuyordum. Bunun üzerine kızlarımı okutmaya başladım. Şimdi buraya bir nokta koyup şöyle bir bakalım. Hazreti Hatice validemizi hatırlayın. İlk vahiy geliyor. Konuşmamızın başında dedik ki bir İslam büyüğünden bahsederken Kur'an ve sünnete mütabatı, o izi sürmesiyle o zat büyüktür. Müstakillen o zatın büyüklüğü o kadar önemli değildir. Orayla irtibatı büyütür o zatı dedik. Bakınız Hazreti Hatice validemiz Z peygamberimiz ilk vahiy geldiğinde ne yapıyor? Korkuyor, titriyor ve endişeleniyor. Bir melek görüyor. İlk defa bir melek görüyor. İlk defa vahiy geliyor. İlk defa farkında olmadığı güçlerle karşılaşıyor. Bu defa koşarak geliyor. Nereye geliyor? Ailesine geliyor. Başını koyduğu diz kimin dizi? Hazreti Hatice validemizin dizi. Buralardan biz bugüne taşımalar yapmamız lazım. Demek ki sıkışıklığa düştüğümüzde bir erkeğin ilk gideceği yer yuvasıdır, evidir. Başını koyacağı ilk diz de hanımıdır, ailesidir. Dolayısıyla Hangi hizmeti yaparsak yapalım. Aileye zaman ayırmayanlar. Aileyle olan irtibatını kesenler. Toplantılardı, meşguliyetti. Resulullah'ın meşguliyetinin yanında. Ya bunlar konuşulabilir mi? Ve Hazreti Hatice validemize diyor ki bana bir şeyler oluyor. Bana bir şeyler oluyor deyince Hazreti Hatice ve validemizin verdiği cevap şu. Demiyor ki evet sana bir şey oluyor ne oluyor demiyor. Ne diyor? Diyor ki hatta siyer kitaplarında çünkü sen diye iki nokta üst üste konan şu cümleler vardır. Merak etme diyor. Allah seni mahcup etmez. Çünkü sen konuştuğun zaman doğruyu konuşursun. Yalan konuşmazsın. Emanete ihanet etmezsin. Sen yoksulun, fakirin, düşkünün, dulun, yetimin hamisisin diye ahlak-ı Muhammediye'de olan şeyleri sayıyor. Onun için diyor, Allah seni mahcup etmez. Bugüne uyarladığımızda Allah'ın bizi mahcup etmesini istemiyorsak biz de ne yapacağız? O sayılanlara yani çünkü sen diye başlayan cümleleri üzerimize taşımamız icap eder. Peki Süleyman Efendi ne yapıyor? O izi süren, o varisün nebi olan zat ne yapıyor? Dolaşıyor talebe bulamayınca eve geliyor. Ve dizinin koyduğu baş ve Sultan dediğimiz Hafize Sultan diyor ki talebe bulamadık ne olacak bu hal? Ne diyor? Aynen Hazreti Hatice örneği gibi radıyallahu anha diyor ki hiç korkma merak etme Allah sana yardım edecek. Çok talebelerin olacak. Hiç taleben olmasa kızlarımızı okuturuz merak etme diye eşini teselli eden, bir dava adamının arkasında duran bir kadın örneği görüyoruz aynı zamanda. Buradan şunu da anıyoruz, peygamber de olsa yanında yardımcısı kadın, varis de olsa, mürşit de olsa yanında yardımcısı kadın. Dolayısıyla birbirini tamamlayan unsurlar olarak da, bu bizim önümüzde canlı örnekler. Sonra, e, halkın içinde bir Süleyman Efendi görüyoruz. Halkın içinde bir peygamberin, Halkın içinde bir varisini görüyoruz. Dicesin ki nasıl halkın içinde bir peygamber? Resulullah Efendimiz fil dişi kulede yaşamamıştır. Ne buyurmuşlardır? Halkın içine girip onların sıkıntısına katlanan mümin, halktan uzak inzivaya çekilip sadece ibadetle meşgul olan müminden daha hayırlıdır buyuran bir peygamberin varisi ne yapıyor? Bir bakıyorsunuz esnafla çay içiyor. Bir bakıyorsunuz zenginlere giderek taleben ihtiyacını söylüyor. Bir bakıyorsunuz çocukla çocuk olmuş. Bir bakıyorsunuz yaşlıyla yaşlı olmuş. Halkın içinde bir peygamberin, halkın içinde bir varisi. Bakınız. Talebelerinden duyduğumuz, tabii gönlü arzu ederdi ki bize kadar bu iş düşmesin. Bizzat ondan ilim alan, feyiz alan, onu kendisini gören zatlar konuşsunlar. Ama biz de davetten kaçılmadık. Dilimizin döndüğü kadar, incelediğimiz kadarıyla biz de bilgileri siz değerli dinleyenlerimize arz etmeye çalışıyoruz. Şimdi bakın Nuayman isminde bir sahabi var. Böyle komik tırnak içinde söylüyorum. Biraz dengesiz, biraz paldır küldür, biraz bedevi olan bir sahabe. Sahabe başımızın tacı. Din bize o yolla gelmiş ama hepsinin ayrı bir özelliği var. Sarhoşunun bile ayrı bir özelliği var. Onunla olan peygamberimizin münasebeti veya ikazı bize din olarak geliyor. Bir sünnet olarak geliyor. Bir hadisin sebebi vurudu olarak geliyor. Bunları unutmamamız icap eder. Onun için peygamberlerin dışında masum kimse yoktur. Bunu hiç unutmayalım. Masum yalnız peygamberlerdir. Zelle sadır olmasına rağmen ayetlerle düzeltilir. Ama peygamberlerin dışında herkes hata yapabilir. Ki hata yapanların en güzeli de tövbe edenlerdir. Nuayman e, peygamberimizle beraber otururlarken bal satan bir adam geliyor. Dikkat buyurun. Herhangi bir hikaye anlatmıyorum. Siyer'den bir anekdot anlatıyorum. Süleyman Efendi ile de irtibatı olan bir anekdot anlatacağım. Bal çok güzel fakat Nuayman biraz muzip parası da yok ama o balın peygamberimizin yemesini istiyor. Bal satan adama diyor ki bu balı al Resulullah'a götür. Benim hediyem olarak söyle diyor. Nuayman bunu söyleyince bal satan adam da alıyor balı Resulullah'a getiriyor. Buyur ya Resulallah. Diyor ki ben senden bal istemedim. Diyor ki şu zat ya Nuayman o size hediye olarak gönderdi diyor. E hediye olunca tabi peygamberimiz kendisi tavsiye ediyor. Hediyeleşiniz. Hediyeleşmek sevgiyi ziyadeleştirir. Hadis-i şerif bu. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz hediye olduğu için kabul ediyor. Biraz sonra adam geliyor para istiyor. <laughs> Balı verdi ya. Resulullah Efendimiz bu hediye değil miydi? Nuayman oradan bağırıyor. Diyor ki hediyesi benden parası senden ya Resulallah diyor. Yani bakın ne kadar güzel. Yani fil dişi kulede oturan, mesafe koyan, halktan uzak, efendim sırma köşte oturan bir peygamber görmüyoruz biz. Peki varisi ne yapıyor? Sabahleyin yine Süleyman Efendi Hazretleri'ni gören e, talebelerinden dinlediğim bir hatıra. Ne yapıyor? Sabah namazına Kısıklı'ya gidiyor. Kısıklı'da gidip sabah namazından çıkınca orada adı Süleyman olan bir çöpçü yani şimdi biraz daha kibarlaştırıp hizmet ne diyorlar? Hizmetli, belediye hizmetlisi diyorlar. Biraz daha kibarlaştırıyor. Önemli değil. Yeter ki iman, imanlı amelli olsun. Ona diyor ki adaşım nasılsın iyi misin diyor. Şimdi bakın bir peygamber varisi adı Süleyman çöpçü koluna giriyor adaşım nasılsın iyi misin diyor. Hatta bazı şeylerde koluna girerek kısıklığa kadar gittiği bir ihtiyacın var mı dediği cebine haçlık verdiği vesaire. Halkın içinde bir peygamberin Halkın içinde bir varisini görüyorsunuz. Ve yine dünyanın en nazik insanı Peygamberimiz. Dünyanın estetikle ilgili hani şimdi estetik eski bizim kelimemizde tezyinat vardı. Kim diye sorulsa Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dicesin ki bu iddialı değil mi? Hayır değil. Bir iki misal vereyim. Şeyimizi dağıtmadan. 18 aylık oğlu mezara konuyor. Düşünün bir baba ağlıyor. Sen de mi ağlıyorsun ya Resulullah dediklerinde? Ben babayım ama hiçbir zaman isyan etmem diyor. O hengamede hani kabristanda çabuk çabuk atarlar ya toprağa çabuk çabuk defnederler. Bakıyor mezarın üstündeki toprak karışık kuruşuk alıyor onu düzeltiyor ve bir estetikli şimdi hani tümsek yapıyoruz ya hafifçe işlerinden bazıları diyorlar ki ya Resulallah bunun ölüye ne faydası var? Cevaba bakın ölüye faydası yok ama dirinin göz zevkini bozuyor buyuruyor. Evet estetikçiler gelsinler konuşalım. Acılı bir baba 18 aylık çocuğunu mezara koyuyor. Mezarın üstündeki şekil bozukluğunu düzelten bir peygamber. Peki varisi ne yapıyor? Diyor ki benim evlatlarım diyor köyden çarıkla gelip İstanbul beyefendisi olup giderler diyor. Ve kılık kıyafetine kendisi dikkat ettiği gibi Talebeleri de dikkat ediyor. Gerçi bazı mübalağa düştükleri var. Gravatsız gezeni pek görmüyorum. Gerek yok yani mecbur kalmadıkça. Ondan sonra yani ifrada gitmeden hakikaten kılık kıyafet, düzgünlük, sadelik çok güzel. Ve hakikaten nazik bir insan. Bir kere medeni bir insan. İstanbul beyefendisi. Hatta öyle ki Üsküdar'dan vapurla karşıya geçerken vapurun kaptanı gayrimüslimmiş. Kalabalık olduğu için ayakta görmüş, işaret etmiş yandakilere, git şu zatı getirin demiş. Buyurun efendim demiş. Sizin gibi böyle vakur, kaliteli görünümünden anlıyor demek ki. Siz lütfen Üsküdar'da her vapura girdiğinizde buyurun, Kaptan Köşkü'ne çıkın, beraber seyahat edelim diyen bir zat. Hatta öyle ki bakın basit gibi geliyor. Bir dolmuşa bineceği zaman bozuk parasını ayarlayan, diğer insanların zamanını almayayım diye dikkat edip veren ve bol bahşiş veren bir zat. Usta da cimrilik yapmayın. Yani şeydir, bol bahşiş vermek de insanların gönlünü kazanmak bakımından da önemlidir. Bakınız öyle ki nezaketin zirvesi olan bir iki şey daha söyleyeyim. Aramalar oluyor, polisler evlerini arıyor, didik didik ediyorlar. Kahve ikram ediyor. Diyorlar ki efendim bunların niyeti belli. Geliyorlar, didik didik ediyorlar. Ve belki de sizde suç unsuru bir şey bulup götürecekler. Siz kahve ikram ediyorsunuz. Dikkat buyurun cevaba bakın. Onlar vazifesini yapıyorlar. Biz de ev sahipliğine kusur etmeyelim. Bir Ramazan'da bir sivil polis takip ediyor kısıklı civarında. Geliyor o sivil polisin yanına evladım diyor. Ezan okunması yakın. Hadi gel iftar edelim. Sen sonra yine görevini yap. Polis şaşırıyor. Ee, ve daha sonra onun evlatları arasına giriyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Kendisini takip edip belki de mahkumiyet kararı çıkaracak bir polise yapılan davranışa bakınız. Ve sonra ümmet ümmet meselesine çok önem vermiş e, Süleyman Efendi. O kadar önem vermiş ki işte Cezayir Müslümanlarına yaptığı dua herkes biliyor. Ben başka bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Bazı olayları değerlendirirken bugüne uyarlamamız icap eder. Bugün Süleyman Efendilerin misyonuna olan ihtiyaç hat safhadadır. Ehli sünnet vel cemaat akaydı bakımından, ifrat ve tefride düşmeme bakımından onun tavsiyeleri, onun vasiyetleri hakikaten açılmalı, ders gibi okutulmalıdır. Diyeceksiniz ki, peki nasıl bu şey bir iddia değil mi? Bakınız birkaç maddesini beraber müzakere edelim. Biraz da böyle resmi bir toplantı soğukluğu gibi değil de samimi bir toplantı sıcaklığı içinde söylüyorum. Diyor ki evlatlarım benden sonra aranızda itilafa düşmeyiniz. Ne kadar güzel bir cümle değil mi? İtilafa düşmeyiniz. Evet ne güzel falan. Yalnız burada itilaf ahlakı diye bir kavramı bilmemiz icap eder. İtilaf nedir? Muhalefet nedir? Öyle olsa bir tane mezhep olurdu. Dört tane hak mezhep var. Öyle olsa i̇mam Muhammed, i̇mam Yusuf, İmam-ı Züfer çatır çatır tartışıyorlar İmam-ı Azam'ın karşısında. Hiç ses çıkarmıyor. Ve hatta hocalarımız bilir, fıkhi meselelerde İmam-ı Züfer, i̇mam Muhammed, İmam-ı Masum birleştikleri zaman İmam-ı Azam'ın iştihadından ziyade onların üçünün beraber verdikleri iştihad galebe çalır. Onlar amel etmek icap eder. Ve düşünün bu serbest ortamı hazırlamıştır. Daha çarpıcı bir şey söyleyeyim. Bazen hani fikri özgürlüğünden falan konuşanlar var. Düşünebiliyor musunuz? Bir müştehit imamı bir adında isabet ederse sevap var. İsabet etmeyip hata yaparsa günah yok yine sevap var. Bir sevap var öbürüne on sevap var. Hata ettiği zaman sevap veren bir dinin mensubuyuz biz. Var mı böyle bir din? Gösterebilir misiniz böyle bir düşünce? Hata yapıyor sevap kazanıyor. Ve burada din eğitiminin sünnetin dışında olduğu zaman problemli olduğunu da anlıyoruz. Nasıl anlıyoruz? Muaz bin Cebel radıyallahu anh herkes biliyor bu hadiseyi. Bir yere giderken neyle amel edeceksin diyor. Efendim kitapla diyor. Peki kitapla hükmünü bulamazsan e sizin sünnetinizle. Peki onu da bulamadın. E diyor sizin dizinizin dibinde yetişmiş bir adamım. İştihad ederim diyor. Kendi fikrime göre hareket ederim diyor. Resulullah demiyor ki ya edepsize bak nasıl böyle yaparsın demiyor. Ne yapıyor? Kitaplarda aynen şöyle geçiyor. Elini göğsüne vuruyor. Allah'ın elçisinin elçisini isabetle iştihad ederim diyen bir elemanım olduğundan dolayı Rabbim sana hamdü senalar olsun diyor. Buyurun. Fikir özgürlüğü nasıl gelişiyormuş buyurun. Ama bizde kabiliyetleri öldüren bir sistemin adı ister dini olsun, ister tasavvufi olsun, ister hafızlık eğitimi olsun bu sünnete uygun bir eğitim sistemi değildir. Kabiliyetleri öldüren bir eğitim sistemi sünnete uygun bir eğitim sistemi değildir. Burada tabii iki şey var. Bir, kabiliyetleri ortaya çıkarılan serbestlik. iki zaaflardan dolayı harama düşme tehlikesine karşı rehberlik eden bir eğitim sistemi. İki madde. Serbestlik ve rehberlik. Ne başıboş bırakma, ne rehberlik adı altında kabiliyetlere mani olma. İkisi de doğru değil. Bakın, devam edeyim başka bir şeye. Keramet aşığı olmayınız. Asıl keramet, dini celil İslam'ı öğrenip yaymaktır. İstikamet üzere harekettir. İmam Gazali inceleyin. İmamı Rabbani Hazretleri'ni inceleyin. Ablu Kadir Geylani Hazretleri'ni inceleyin. Üçünün verdiği ortak örnek vardır. Havada uçmak kerametse kargalar da uçuyor. Denizde yürümek kerametse köpek balıkları da denizde yürüyor. Asıl keramet istikamet üzere dine hizmet etmektir buyuruyorlar. Ve bakın bir başka şeyini söyleyeyim. Kamiyetçilik gütmeyiniz. Bugün son 20 sene 30 senede etnik mesele Kürt meselesi, Alevi meselesi vesaire meselesi. Buyurun. Kamiyetçilik gütmeyiniz. Niçin? İşte varisün nebi olduğunun bir başka ifadesi. Çünkü Resulullah Efendimiz hepiniz bir tarağın dişleri gibi müsabisiniz. Eşitsiniz. Üstünlük takva iledir buyuruyor. Üstünlük Allah korkusu, Allah'a karşı sorumluluk bilinci içinde olursanız siz takva sahibisiniz ve üstün olan da budur buyuruyor. Şimdi bir başka şeyi evlatlarım siz Allah'ın memuru, Kitabullah'ın memuru, dinin memuru, Resulullah'ın memurusunuz. Bu memuriyetler size verildi. Şimdi bakın, diğer memuriyeti, bu memuriyetin önüne alan, kariyer için dinden taviz veren, İslami olan umdeleri, İslami kaideleri kendine göre, bana göre veya hafif alarak yorumlayan veya tayini çıkacak, imkanlar elden gider diye takiye yapan aynı zamanda şeriat kelimesini bile ağzına almayan akademisyenleri düşündüğünüz zaman bunun ne kadar önemli olduğu, Allah'ın memuru olmanın, Resulullah'ın memuru olmanın, Kitabullah'ın memuru olmanın ne kadar önem arz ettiğini daha iyi anlayabilirsiniz. Şimdi e, tabi İmam Rabbani evlatları, İmam Rabbani evladı. Şimdi bakınız. Çok kısa sizi sıkmadan ama Dikkatinizi çekmek istiyorum. Merak etmeyin not aldım. Bir iki paragraf var. Ee, hem de İmam-ı Rabbani evlatlarısınız demenin altında yatan manayı da biraz incelemek istiyorum. Ve belki de ilk defa e, dikkatinizi çekmiş oluyorum. Çünkü e, İmam-ı Rabbani evladısınız tamam. Peki 33 halkanın içinde niye İmam-ı Rabbani evladısınız diye vurgu yapıyor. Müteaddit defalar. Ve Türkiye'de ilk defa mektubatı okutan... Onun talebeleridir. Hem de orijinalinden. Bu da önemli. Peki okutmak, okumak ne ifade ediyor? Yani mektubat deyince ne alacağız? Ben sadece seçtiğim işaret koyduğum bir iki mektubun mealini veriyorum. Orijinalini, mektup numarasını veririm. İlmi, eli arkadaşlarımız oradan inceleyebilirler. Bakınız, tabii bu mektubun mealini verirken lütfen bugünkü olaylara yaşanan sapmalara ehli sünnet adı altında yapılanlara işte son e, basına yansıyan birtakım e, bir takım müfrit hareketleri bunun dışında düşündüğünüz zaman eğer bu tavsiyeye uyulsa idi bunların olmayacağının da muhasebesini yapmanızı istiyorum. Bakın İmam Rabbani Hazretleri biliyor ki manevi haller şeriata bağlıdır. Hallere bağlı değildir. Çünkü şeriat sağlam ve kesindir. Doğruluğu vahiy ile sabittir. Haller ise zannidir, keşif ve ilhamla sabittir. Şu cümleye bakınız. Yani bütün işte ben hangi manevi hal içinde olursa olsun şeriata bağlı. Şeriata uyuyorsa eyvallah. Ama uymuyorsa o zaman zannidir, o ölçü olarak alınamaz. Bir başka maddeyi söyleyeyim. Tasavufa girmenin maksadı salih amelleri rahat ve kolay bir şekilde yapmaktır ve nefsi emmarden kaynaklanan tembellik, inat ve zıtlaşmayı yok etmektir. Bir başka mektubu bir mürşide intisap eden müridine dikkat buyurun. Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflere iğne ucu kadar bile muhalif görünen keşif ve rüyalara asla ehemmiyet vermemesi tembih edilmelidir. Tekrar ediyorum. Bir mürşide intisap eden müridine Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflere iğne ucu kadar bile muhalif görünen keşif ve rüyalara asla ehemmiyet verilmemelidir. Ayrıca ehli sünnet itikadına göre inancını düzeltmesini kendisi için zaruri olan fıkhi hükümleri öğrenip bununla amel etmesini tavsiye etmelidir. Yine bir başka mektup. Dostlarıma daima söylediğim ve ömrümün sonuna kadar da söyleyeceğim nasihat. Dikkat buyurun. Dostlarıma daima söylediğim ve ömrümün sonuna kadar da söyleyeceğim nasihat. Kim diyor? İmam Rabbani Hazretleri. İmam Rabbani Hazretleri gündeme getiren kim? Süleyman Hilmi Tunağan Hazretleri. Diyor ki, ehli sünnet vel cemaate ait kelam kitaplarındaki bilgiler istikametinde inancını düzelttikten farz, vacip, sünnet, mendup, helal, haram, mekruh ve şüpheli şeklindeki fıkhi hükümlerden yapılması gerekenleri yapıp terk edilmesi gerekenlerden kaçındıktan sonra kalbi Allah'ın dışındaki şeylerle meşgul olmaktan kurtarmalıdır. Dikkat buyurunuz hiyerarşiye. Farz, vacip, sünnet, mendup, helal, haram, mekruh ve şüpheli. Bunlara dikkat etmek lazımdır. Son bir iki şey daha söyleyeyim. Fazilet, Peygamber Efendimizin şerefli sünnetine uymaya, meziyetle onun getirdiği şeriatı yaşamaya bağlıdır. Fazilet budur. Tabi olmaya layık ameller, Resulullah Efendimizin amelleridir. Hadis kitaplarına bakıp Oradan öğreniniz. Şimdi bir sürü var. Vaktim de doluyor. Mehmet hocam da gözümün içine bakıyor vakti geçirme diye. Bir on dakikam var Mehmet hocam toparlıyorum. Süleyman Efendi Hazretleri'nin gayrimüslim bir birisine borcu vardır. Gayrimüslim Müslüman değil. Bu gayrimüslim vatandaş ölür. Süleyman Efendi Hazretleri çağırır talebesini der ki: bu gayrimüslim vatandaşa senin borcun var. Yakınlarını, varislerini bul, ver der. Araştırırlar. Maalesef bu gayrimüslim vatandaşın akrabası, taallukatından kimseyi bulamazlar. Bulamayınca bu defa gelip efendim bulamadık derler. Dikkat buyurun. İşte bir ilim adamının, mürşit ve aynı zamanda bir ilim adamının, bir alimin verdiği cevap o azınlıkların vakfı, kilisesi, havrası, ibadet yeri neresiyse götürün. Borcu olduğunuz parayı oraya verin der. Herhalde biz olsak Kur'an kursunun tuvaleti, lavabosu, işte çöp şeyi, poşeti falan oralarda harcarız herhalde. Bu da bir alimin kul hakkıyla talebesinin azınlık mensubuna borcu kalmasın hassasiyetinin ve usul öğretmesinin bir başka metodu. Aynı zamanda herhangi bir fıkhi mesele olduğu zaman kitaplara bakın buyurur. Efendim şurada böyle gördük eski tabirle. Ra, racih kavil yani geçerli kavil hangisiyse ona bakın. Bir kitapla yetinmeyin 3-5 kitapta inceleyin buyurur. Yani burada da şifai kültürle aklımıza gelen düşünceyle değil kitaplara bakın tavsiyesi de yine bir alimin bir ilim adamının gösterdiği yol olarak değerlendirmelidir. Aynı zamanda Süleyman Efendi Vefalı bir zattır. Öyle ki devre arkadaşlarını arar, onlarla beraber olur, buluşur. Eğer onlardan bazıları vefat etmişse, talebelerini vazifelendirir, taziyeye gönderir. Geride kalanların fakir fukara olup olmadığını, ihtiyacı olup olmadığını araştırır. Ben bizzat onu gören e, talebelerinden dinlemiştim. Hatta bir tanesi Bafra'ya gitmişti. Gitmiş, onu bana anlatmıştı. E, belirli bir meblağ verir, bunu aile efradına dağıt. Yine bir eksikleri varsa... Söylesinler der. Ee, tabii anlatacak belki bir sürü şey olabilir ama bir şeyini daha söyleyeyim. Ee, i̇kide bir de soru soran talebesine devamlı bir soru soruyor. Devamlı soru soruyor. Cevaba bakınız. Evladım ben sizi rüşte eriştirdim. İradenizi kullanmayı size bıraktım der. Tekrar ediyorum. Evladım ben sizi rüşte eriştirdim. Karar vermeyi, iradenizi kullanmayı size bıraktım der. Buna biz eğitim dilinde özgüven diyoruz. Yani talebelerine özgüven veren, zırt pırt her şeyi sormayın. Tıpkı Muaz Bin Cebel'in, iştihadelerin meselesi gibi öğrendiklerinizle amel edin diyen ve karar verme melekelerinin gelişmesi için talebelerin önünü açan bir Süleyman Efendi görüyoruz. Niçin kitap yazmadı diye sorulan sorular var. Değerli kardeşlerim, Düşünün ki bir yangın var. O yangında siz ne yaparsınız? Evi ve evin içindekileri kurtarırsınız. Kurtarmaya çalışırsınız. Yangın varken bir köşeye çekileyim. Kahvemi içerken tefsir yazayım. Tefsir okuyayım. Veya ilmi meseleleri tartışayım diyemezsiniz. O yüzden böyle bir alim demiştir ki açtı millet. Ha ekmek çıkardım. Ama bu ekmeğin bazısı hamur çıktı, bazısı kızardı, bazısı iyi pişti, bazısı kötü pişti. Ama o dönem bu açlığı gidermek için ekmek çıkarmak lazımdı diyen adamdır Süleyman Efendi. Ve aynı zamanda bir ilim adamının onun hizmetlerini benzetirken Süleyman Efendi diyor yangın kulesindeki adamdı. Yangın varken yangın kulesindeki adamdan böyle melodi güzel bir müzik eşliğinde bir ses duyamazsınız. Ne yapacak o adam? Can hıraş sesiyle yangın var yangın var diye bağıracak. İşte Süleyman Efendi iman yangınını görüp Yangın var, yangın var diye bağıran adamdır Süleyman Efendi. Aziz kardeşlerim, aynı zamanda Süleyman Efendi nerede dini bir hizmet varsa kim yaparsa yapsın arkasında durmuştur. Ya hocam bu da iddialı değil mi? Hayır değil. Necip Fazıl'a Büyük Doğu çıkartmış, servet vermiştir ve Büyük Doğu o, gün, o günün şartlarında Müslümanları aşağılık kompleksinden kurtaran tek dergileri, tek yığınak adeta onun el altında Müslümanların toplanmasını sağlayan ve ben elhamdülillah Müslümanım deme cesaretini bulan bir dergiydi o. Büyük Doğu'yu çıkarmıştır. Masonluğun iç yüzü, Siyonizmin e, tehlikeleri diye Cevat Rıfat Atilhan'ın çıkardığı kitapları ve mecmuaları yayan, destek veren adamdır Süleyman Efendi. Aynı zamanda Abdurrahim Zapsu'nun Ehli Sünnet Mecmuası'nı, Sinan Omur'un Hür Adamı, Eşref Edip'in Sebil'li Reşat'ı, Abdullah Işıklar'ın Fetih Gazetesi Osman Yüksel Serden Geçti'nin Serden Geçti dergileri bütün bunlara Süleyman Efendi'nin destek verdiği talebelerin okuttuğunu görüyoruz. Yine Süleyman Efendi dış politika yazarı Şükrü Baba'nın dış politika yazısını okuttuğunu ve talebelerini gerek Türkiye'deki olaylardan gerek dünya olaylarından haberdar ettiğini görüyoruz. Evet şöyle geçiyorum. Ve yine Süleyman Efendi tabi mürşid olmasından dolayı da manevi rical olmasından dolayı da evradı eskarıyla, hatimleriyle, dualarıyla bu ümmetin, bu devletin, bu milletin o kriz döneminden, manevi kriz döneminden kurtulması için gözyaşlarıyla yaptığı duaları biliyoruz. Bir tanesini söyleyeyim. Hatmi Kadiri olarak yapılan dualarda Ya dafial beliyat Ey belaları defeden Rabbim Bu başımızdaki belaları def et Ya camian nas Diye bütün e, ümmeti Muhammed'in toplayıcılığı ile ilgili ya cami anlasla başlayan duaları keza öyle. Ya hallel müşkilat, ey müşkülleri, zorlukları engelleri halleden Rabbim bizim müşküllerimizi de hallet. Ya gazi el hacat ey hacetleri, ihtiyaçları gideren Rabbim bizim ihtiyaçlarımızı da gider. Ya kafi el mühimmat mühim işlere sen kafisin Rabbim hayatımızda, mematımızda madden, manen, bedenen, ruhen ne kadar mühim işlerimiz varsa sen kifayet edersin. Yetersin ya Rabbi. Ya müzilel berekat. Ey bereketleri her şeyde her yönde indiren Allah'ım. Bize de inzal et. indir, Bereket indir. Ya Şafi'el emraz. Ey hastalıklara şifa veren, marazlarımıza şifa veren Rabbim. Bütün maddi manevi hastalıklarımıza şifa ver. Diye gözyaşları içinde hatmi haceganı kadiri diye yapılan hatimlerde bu duaları yapan bir Süleyman Efendi görüyoruz. Tabi vaktim yok. Ahmet Davudoğlu meşhur büyük alim aynı zamanda tefsirleri tabi başbakanını hemen şey yapıyorsunuz isim benzerliği büyük bir alim Balkanlardan gelen onun hatırası var ona sahip çıkması var otel bulması var yedirmesi içirmesi var ve vefalı bir peygamberin vefalı varisinin de ispatı var İnşallah bir başka zaman bunları da söyleriz peki beddua etmemiş mi diye aklınıza gelebilir bedduası da Resulullah Efendimizin ne için yaptıysa onun üzerine beddua etmiştir. Resulullah Efendimiz dua, iltica, yalvarma, şefkat, rahmet, mağfiret timsali olan bir peygamber. Fakat bir mauni hadisesinde bakarsınız biraz interneti faydalı şeylerde kullanırsınız. Bir mauni hadisesinde 70 tane esnafı suhbeden sahabe-i ikram ilim ehli talebeleri olanlar tuzağa düşürülüp katledilip şehit edilince Resulullah Efendimiz 40 gün sabah namazının farzından sonra kunut yapmış ve ya Rabbi kahrele diye dua etmiştir. Buradan da şunu anlıyoruz. O beddua etmeyen, o şefkat timsali bir peygamber ama gözü gibi baktığı yetişmiş kadrosuna, yetişmiş elemanlarına yapılan bu zulmü, bu hileyi, bu katliamı görünce dayanamamış beddua etmiştir. Zekai Konrapa'nın Peygamberimiz kitabında bunun hususta bilgi vardır, bakabilirsiniz. Süleyman Efendi ne yapmıştır? Dualarından Ehlikez zalimine bir zalimin. Ehlikir kafirine bir kafirin. Ehli kir münafikine bir münafikin. Salitil kafirine bir kafirin. Zalimi zalime musallat et. Kafir kafire musallat et. Münafığı münafığa musallat et. Mülhidi mülhide musallat et diye Müslümanın müminlerin dışında onların birbirine musallat olmasını ve aradan Müslümanların çıkmasını dualarında bile unutmayan bir Süleyman Efendi görüyoruz. Evet beni sabır ve dikkatle dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu arada son gelirken vapurla geldim ben Eyüp'ten vapura bindim. 50 dakika çekiyor burası. Gayet de rahat bir şeyim oldu. Yolda dedim ki deseler ki son 3 dakikada Süleyman Efendi'yi özetle benim de 2-3 dakikam var. Nasıl yaparsın diye. Vapurda aldığım notu 3 dakikalık notu siz değerli dinleyenlerimle paylaşmak istiyorum. Süleyman Efendi deyince aklımıza ne geliyor? Bir tek insanın kalbine imanı yerleştirmek için kıvrım kıvrım kıvranan çilekeş bir insan geliyor hatırımıza. Bir tek talebe yetiştirebilmek için aklı hayale gelmedik meşakkatlere göğüs geren, çalmadık kapı bırakmayan bir Süleyman Efendi geliyor hatırımıza. Kur'an'ın raflarda bile saklanamadığı, suç aleti olarak görüldüğü, ezanın dört duvar arası bir hücrede bile orjinal haliyle okunamadığı, iman, İslam, Kur'an demenin suç sayıldığı, cenaze yıkayacak iman bulunamadığında, cenazelerin koktuğu, Kur'an'ı gizli gizli okuyanların bile, jandarma karakollarında hesaba çektirildiği, döneme dur diyen bir zat geliyor hatırımıza. Evet onlar, Necip Fazıl'ın ifadesiyle, hohlaya hohlaya bu buz dağlarını erittik, lakin etraf çamurdan geçilmez hal aldı dediği gibi, çile dolu o neslin arkasından, Bizim gibi çilesiz, derssiz, gamsız, sancısız, aşksız, şevksiz bir nesil geldi maalesef. Asıl yaşatılması gereken onların adı değil, aşkıydı, cehdiydi, gayretiydi. Bir nesil yetiştirmenin doğum sancısını çekti onlar. Yürekleri yanıyordu, ızdırap içinde kıvrım kıvrım kıvranıyorlardı. Ya Rab bu ümmeti Muhammed'in hali ne olacak diye inim inim inliyorlardı ama bir dirilme, bir var olma sancısıydı onların yaşadıkları. Allah'a secde edecek bir kişi yetiştirebilirim belki diye köy köy, kasaba kasaba, şehir şehir dolaşan bir dava adamını görüyoruz. Mal, mülk, şöhret, makam, mansıp, tuğli emel, ucup, gurur. Kısaca dünyevileşme hastalığı sardı hepimizi. O idealist insanların, o dava adamlarının getirdiği ruha ihtiyacımız var bugün. Şeytanın her oku, Bulaştığımız fitne fesat tohumları bizi Süleyman Hilmi Tunağan Hazretlerinden uzaklaştırdı. Söylemlerde bir problem yok. Söz açıldı mı yine üstaddan onun söz ve hatıralarından bahsediliyor. Lakin yürekler paslandı. Heyecanımız azaldı. Kalplerimiz hizmet hizmet diye güm güm atmıyor artık. Bir kişinin kaybı üzmüyor bizi. Ölen ölür kalan sağlar bizimdir diyoruz artık maalesef. Bir kişi için peygamber gönderen Rabbimizi unuttuk. Unutunca da onun dostları elbette unutuldu. Süleyman İlmi Tuna ne yapmıştı? Gizli gizli jandarma dipçiğine maruz kalınmasın diye o da kapılara nöbetçi koyarak Kur'an-ı Kerim eğitimi yaptırmıştı. Onu geçiyorum belki Mehmet Hocam temas eder. Onun sahasına girmek istemiyorum. Peki ne yaptı onlar? Onlar dolu dolu yaşadılar. Allah uykuyu kaldırsa da sabahlara kadar ders okusak dediler. Okuma ve okutma deyince ölüm döşeğinde de olsa koşarız dediler. Seccadelerini yaşları ıslattılar. Bu millet için, bu devlet için, bu ümmet için kazanıp gittiler. Kızım Fatıma, babanın peygamber olmasına güvenme. Ameline dikkat et diyen bir peygamberin varisi oldukları için hep talebelerini amele teşvik ettiler. Şefaat adı altında amelsizliğe, emniyete sevk etmediler. Evlendikten sonra bile olur ya belki uyuyup sabah namazına kalkamamışlar diye kızı Fatıma'nın kapısını çalan bir peygamberin ümmeti olduğumuzu hatırlatıp bize mesuliyet şuuru verdi Süleyman Efendi. Onun izini sürdüğü peygamber efendimiz sevgisini pratiğe döktüğümüzde bizler de hayat modeli olarak onu aldığımızda biz de o izi sürüyoruz demektir. Dün meşgul etmesin bizi ibret alabiliriz ama düne takılıp kalmayalım. Süleyman Hilmi Tunahanlık neler yaptığımıza bakalım. Süleyman ilmi tunaanlık bir hedefimiz olsun. Süleyman ilmi tunaanlık gayreti diniyemizi önümüze koyalım. Örnekler olarak, onlar Ebu Bekirlerin kaç asır sonraki modeli oldular. Araya giren uzun senelere rağmen. Evet, bugün her birimiz Süleyman ilmi tunaan olabiliriz. Talebe okutmamızla, değişen şartlara, bilgisayar teknolojisine, internet ve sosyal medya bombardımanı ve ablukasına karşı biz de İslam'ı en güzel şekilde anlatırsak. Biz de 2014'ün Süleyman Efendi'nin izini süren talebeler oluruz belki. Ehli sünnete, hadise, sahabeye, müştehit imamlarımıza saldırılırken biz ilmimizle, irfanımızla, hassasiyetimizle, mücehhez, donanımlı halimizle çıkarız ekranlara, katılırız sempozyumlara, panellere, yazarız ilmi eserleri. O Allah dostunun o zaman gözü arkada kalmaz. O zaman biz onun evladı olmanın gereğini yerine getirmişiz demektir. Hepimiz idarecisiyle, hocasıyla, talebesiyle hangi vazifeyi ifa ediyorsak mutlaka bir nefis muhasebesi yapmamız gereken günlerdeyiz aziz kardeşlerim. Onlar okuduklarıyla amel ettiler. İnfak gerektiğinde hemen infak ettiler. Mal gerektiği zaman mallarını verdiler. Can gerektiği zaman canlarını verdiler. Cihat gerektiği zaman cihattan kaçmadılar. Makam olarak peygamberlik ve sahabilik dışında onlara giden yolu, onların rehberliğindeki amelleri, işleyeceğimiz yolu açtılar. Tehlikelerden, dikenlerden o yolu temizlediler. Bizde fedakarlık yoksa, bizde cefakarlık yoksa, kardeşlik hukuku yoksa, cömertlik yoksa, diğer gamlık yoksa, isar yoksa, kardeşini kendine tercih etme yoksa, takva yoksa, helal haram hassasiyeti yoksa ama dilde kalmış, sözde kalmış, iddiada kalmış bir Süleyman Hilmi Tunağan bağlılığı varsa halimiz perişandır aziz kardeşlerim. O mürşid Kamil'in yolu ayet ve hadisler ışığında sahabe-i kiramın silsile-i saadatın izinde olmanın şartı mutlaka beheme hal yapılması gereken önce şeriatın emirlerini yerine getirmektir. Küslük, küskünlük yok. Birbirimizi bağrımıza basmak var. Eftaliyet hastalığı yok. Takvaca yaşamak var. Tek adamlık yok. İstişare var. Şura var. Hatasızlık yok. Hata var ama tövbe var. istiğfar var. Ben uzatmayayım yine bir sürü şey var çünkü Mehmet Hocam vaktinde almayayım. Tekrar bu tatil gününü değerlendirip davet icabet ettiğiniz ben, için ben hepinize teşekkür ediyorum. Hizmeti geçenlerden Allah razı olsun diyorum. Rabbim rızasına muvafık amellerle böyle Allah dostlarının şefaatlerine nail olması için Rabbimden niyaz ediyorum. İnşallah öbür alemde onların şefaatlerine nail oluruz. Teşekkür ediyorum.